لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه Rabbimin rahmeti üzerimize olsun. Tesirli olsun anlatımız, anlatmamız, konuşmamız, sohbetimiz. Feyizli olsun, bereketli olsun. Konuları kısa kısa anlatıyoruz. Namaz önceleri, öğlen namazı önceleri kısa kısa, 10 dakikalık. Yani cemaatin gelişine yakın gelmesiyle anlatıyoruz. Duysun, herkes dinlesin diye. Fakat bu konuları canlı değil de sosyal medyada, YouTube'da dinlerken konuların tamamını dinleyin. Bir konuyu, çünkü 10 dakikada konu bitmiyor. Bir konu 10 dakikada bitmiyor. Her gün o konunun devamı var. Yani o böyle miydi falan dersiniz o zaman. Yarım kalırsa konu, bir mesele, ilmihaldeki bir mesele. Yani abdest almaya başladın, elini yıkadın, yüzünü yıkadın, vakit doldu, biz öğlen namazını kılacağız. Böyle mi abdest alınıyor falan dersiniz öyle, bu kadar dinlerseniz. Yani devamı var çünkü, devamını dinlemeniz lazım. O videolarda, YouTube'daki kanalda, bizim kanalımızda tamamını dinlemeniz lazım. Onun için YouTube'da da açıklama yazdım. Tamamını dinlemezseniz Kemerçeşme Hacı Adem Camii'nde öğlen namazlarından önce yaptığımız kısa sohbetlerin tamamını dinleyin. Aksi takdirde konu yarım kalır, yanlış anlaşılır diye açıklama yaptım. Size de bu açıklamayı yapıyorum. Siz zaten anlıyorsunuz yarın devam edecek bu konu diye, imkan olursa. Yarın devam edecek, yine gelir dinleriz diye siz zaten devam ediyorsunuz. Ama sosyal medyada dinlerken, YouTube'da dinlerken de konuları yarım bırakmayın, devamını dinleyin diye bir açıklama yapmamız lazım. Bugün ne yapıyoruz? Teyemmümde genelde konular bitiyor 10 dakikada. Yani teyemmüm alınışı dedik, teyemmüm vakti dedik, teyemmüm efendim yapılışı dedik. Teyemmüm sebepleri, teyemmüm yapmanın sebep olan şeyleri, maddeler halinde biraz o uzun sürdü. Bugün de teyemmüm bozan şeyler. Teyemmüm nasıl bozulur? Suyu görünce, suyu gördüm, teyemmüm bozuldu, değil mi? Yani tabir aslında bizi çok şey çağrıştırıyor. Yani mesela hoca burada konuşuyor, müftü geldi, senin konuşman bozulur yani, müftü konuşsun. Yani İşin ehli kimse, o ehil gelirse ehline vermek lazım anlamındadır aslında. Teyemmüm göründü, su göründü, teyemmüm bozulduğunun anlamı açtığınız zaman konuyu böyledir aslında. Yani bir işin erbabı, ehli geldiği zaman sen devreden çık, ona ver işi anlamındadır. Su görününce de abdesti alman lazım, suyla alman lazım, teyemmüm bozulur. Bakalım buradan da, kitaptan da okuyalım. Su göründü, teyemmüm bozuldu, öyle mi bakalım? Abdest ve guslü bozan her şey teyemmümü de bozar. Ya ben toprakla işte teyemmüm aldım, abdest aldım, teyemmüm, abdest yerine geçen teyemmümü aldım. Efendim uyusam da, efendim bayılsam da, efendim abdesthaneye gitsem de benim abdestim bozulmaz artık. Sadece suyu görünce falan bozulur. Böyle bir şey değil. Bir defa teyemmümü zaten abdest almış oluyorsun sen. Abdesti ve guslü bozan her şey teyemmümü bozar. Abdest ve guslü bozan her şey teyemmümü bozar. Bunu iyi anlayın. Teyemmüm neler bozar? Teyemmüm aldım ben, neler bozar teyemmüm diye sorduğunda
Abdesti ve gusli bozan her şey bir defa teyemmümü bozar. Elin kanadı, efendim, işte abdesthaneye gittin, uyudun falan, abdesti bozan her şey teyemmümü de bozar. Çünkü teyemmüm, abdestin ve guslün ikisinin de bedelidir yani. Bedel. Yerine geçen şey. O bedel ortaya çıkınca teyemmüm ortadan kalkar yani. Aslı gelince, yani abdest almak mümkün olur, olunca suyla, o bedel teyemmüm ortadan kalkar yani. Aslı bozan onun yerine geçeni de bozar dediğimiz gibi. Yani abdesti ve guslü bozan aslı nedir teyemmüm? Hedef, acama amaç nedir? Abdestin yerine ve guslün yerine geçsin diye teyemmüm yapıyoruz. Aslı bozan, onun yerine geçeni de bozar. Yani teyemmüm de bozar. Cünüp, teyemmüm yaptıktan sonra, buraya dikkat edelim. Cünüp bir kişi, cünüp olan bir insan teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelince, yalnız abdesti bozulmuş sayılır. Bunu biliyoruz zaten. Yani şey gibi ya, su gibi. Boy abdesti aldık biz, sonra gusül abdesti aldık. Abdesti bozan şey ortaya çıktı, tekrar boy abdesti mi alacağız? Yok. Değil mi? Tekrar boy abdesti almaya gerek yok, abdest alacağız sadece. Çünkü gusül abdesti almanın şartları vardır. Onlar ortaya çıkarsa boy abdesti alınır. Terim de yani cünüp olan kişi teyemmüm yaptıktan sonra abdesti bozan bir durum meydana gelince yalnız abdesti bozulmuş olur. Bu abdesti bozulmuş olmaz. Cünüplük hali tekrar geriye dönmez, avd edilmez. İkincisi, teyemmüm etmeyi mübah kılan özrün kaybolması. Ha, bu ayrı bir şey yani. Abdesti, boy abdestini bozan şeylerin bozduğunu anladık ama zaten biliyorduk. Ama bu teyemmüm bozan şeylerin esas özrün kaybolması. Teyemmüm etmeyi gerektiren bir durumun ortadan kalması, kalkması, bu özrün ortadan kalkması. Mesela yani su su var ama soğuk da alamıyordu ki. Soğuk alamıyorsun. Ama aslında veya yani suyu getiren araç bozuldu ama yaptılar. Efendim hapisteydin, suya ulaşamıyordun. Oradan kurtuldun falan. Ya bu özürler, teyemmümü almaya engel olan özür, şey abdesti almaya, suya ulaşmaya engel olan durumlar ortadan kalkınca teyemmüm bozuldu. Suyu gördük, teyemmüm bozuldu. Tabi buradaki genel ifade suyu görmekle de suya ulaşma engeli ortadan kalkıyorsa teyemmüm bozulur. Mesela düşmanın gitmesi, suyun başında düşman vardı gitti. Düşmandan kasıt canavar vardı, düşmandan kasıt hakikaten düşman vardı gözle görülen, tehlike vardı. Soğuğun geçmesi, hastalığın sona ermesi. Suyu çekecek aracın bulunması, yani kuyudan su çekecek şeyi buldun, araç buldun, teyemmüm bozulur. İçinde su bulunmayan hapisten çıkartılıp serbest olması gibi haller teyemmümü bozar. Üçüncüsü ise suyu görmek veya bir defa bile olsa yeterli miktarda su kullanacak gücü elde etmek teyemmümü bozar. Suyu görmek veya bir defa bile olsa yeterli miktarda su kullanma imkanını elde etmek, gücünü elde etmek teyemmüm bozar. Teyemmümü aldın, almıştın ama teyemmüm, abdest almaya gücün oluştu, teyemmüm bozuldu. Efendim, teyemmüm aldın ama teyemmüm aldıktan sonra suyu gördün, abdest bozuldu, teyemmüm bozuldu. Suyun namaz sırasında görülmesi halinde teyemmüm yaptın, Allahu Ekber namaza durdu.
Şöyle o bir şırıltı geldi kulaklarına. Yani suyu namaz kılarken gördüm. Halinde, durumunda. Hanefi ve Hanbelilere göre teyemmüm ve dolayısıyla namaz bozulur. Hanefi ve Hanbelilere göre. Yani teyemmüm aldın, namaza durdun, namaz esnasında suyu gördün. Hanefi ve Hanbelilere göre, yani Hanefi'ye göre namaz bozulur. Maliki mezhebi ise bunun aksi görüşündedir. Namaza devam edersin Maliki. Suyun namaz kılında, bak bu bölüm başka şimdi. Namaz esnasında suyun görünmesi başka. Bir de suyu namaz kıldıktan sonra suyu görmek başka. Bu şimdi oraya geçiyorum. Demek ki Hanefi'ye göre namaz kılarken suyu görürsen namazı bozuluyor. Gidip teyemmüm bozuluyor. Namazı kılmak için abdest alman gerekiyor suya. Ama namazı kıldıktan sonra bakalım ne oluyor? Namazı kıldıktan sonra gördük suyu. Suyun namazı namaz kılındıktan sonra görülmesi halinde eğer bu arada namaz vakti çıkmışsa öğleni kılıyordun. Namazı kıldın. İkindi okumaya başladı. Suyu gördün. Eğer bu arada namaz vakti çıkmışsa iadenin gerekmeyeceği, iade etmenin, namazı tekrar teyemmüm bozulup da efendim abdest alma gerekmeyeceği konusunda görüş birliği var. Namaz kılarken görürsen namazı bozup teyemmüm bozuluyor çünkü. Gidip abdest alma gerekiyor. Ama namazı kıldıktan sonra suyu görmüşsen, vakit de çıkmışsa o namazın iadesi gerekmiyor. Eğer vakit içinde su görülmüşse, öğlen namazını kıldın, aradan daha ikindiye bir saat var. O arada, o bir saat esnasında vakit içerisinde su görülmüşse Şafilerin dışında çoğunluğa göre yine iade gerekmiyor. Şafi mezhebi iade gerekiyor diyor. Vakit içerisinde suyu görmüşsen, namaz kılmışsan teyemmüm bozulup o namazı tekrar abdest alıp iade ediyor. Ama Hanefi, Maliki, Hanbeli gerekmez diyor. Namaz, teyemmümle kıldığın namaz vakit çıkmasa da iade etmen gerekmez diyor. Siz ne yapacakmışız Hanefi olarak? Gerekmiyor. Gerekmiyor, iade etmiyor. Evet, bir madde var. O da çok önemli değil. Hanbelilere göre namaz vaktinin çıkması, Şafilere göre irtidat etmek, Malikilere göre ise teyemmüm ile namaz arasında uzun sürenin geçmesi teyemmümü bozar. Hanefilere göre ise bu durum son durumlarda teyemmüm bozulmaz. Ya bu maddeyi dikkate almayın. Ya görüşler belli. Evet. Bundan sonra teyemmüm konusu da bitti. Yani abdest, gusül, sargı, mes, özürlünün abdesti, teyemmüm, bunlar hep abdesti. Allah'ın huzurunda çıkacak şekle nasıl gelebiliriz, ne yapmalıyız? Allah-u Teala huzuruna çıkmak için bu konuları bitirmiş oldum. Hayırlı olsun. Rabbim bir sınıf daha atladınız bilgilenerek. Rabbim ilmimizi, bilgimizi arttırsın, ziyadeleştirir inşallah. El-Fatiha.